hareketli stop konusu algoritmik trade alanındaki birçok konu gibi göreceli bir kavramdır. Yani kesinlikle stop kullanın ya da kullanmayın diyemem. Sistemlerin içerisinde aldığımız her aksiyonun bize olumlu ya da olumsuz geri dönüşleri olacaktır. Bana göre kaldıraçlı piyasalarda hareketli stop kesinlikle olması gerekirken e, spotta durumu esnetebiliriz. Sistemin içerisindeki hareketli stopu kaldırabiliriz. Ama tabii ki bu tercihler bana göre olan tercihlerdir. E, siz sonuçlarını göze alarak VIOP'ta da stop koymadan bir sistem kullanabilirsiniz. Sat şartınızı biraz hızlandırıp önündeki engelleri kaldırırsanız zaten stoptan önce devreye girecektir. Şimdi birkaç tane uygulamalı örnek yapalım. Örneğin grafiğimize bir tane most atabiliriz. Most, OTT gibi indikatörler zaten stop indikatörleridir. Örneğin 3'e birlik değişken bir most atalım. Buradaki parametreleri optimizasyona sokmanıza da gerek yok arkadaşlar. Sadece gözünüze güvenin. Alım satım tarzınızı en iyi siz biliyorsunuz. Nerede atmak istediğinize grafiğin üzerinde bakın. Örneğin şöyle bir trend piyasasına geldiğimizde bakın değişken 3'e 1'lik bir most attığımız zaman bizi zaten trendin sonuna kadar götürüyor ve iyi bir noktadan da çıkarıyor. Ama yatay piyasada da eğer robotunuz işleme giriyorsa alım şartınız da hızlıysa doğal olarak gereksiz sat işlemlerine de girecektir. 3'e 1'lik mostun satım sinyalleri hoşunuza gittiyse örneğin stop olarak sadece bu indikatörü kullanabilirsiniz. Peki nasıl kullanacağız? İki yöntemimiz var. Ya cross yaptıracağız anında satış yapmak isteyeceğiz ya da küçük türü kullanacağız. Yine kendi içerisinde bunlar ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Cross yaptığınız zaman size avantajları da olacaktır, dezavantajları da olacaktır. Şimdi bunları bir çizerek anlatalım. Farz edelim ki siz alımdasınız fiyat bu şekilde geliyor ve düştü. Mostum bu noktada sat sinyali verdiğini düşünelim. Şu an cross senaryosunu konuşuyoruz arkadaşlar. Yani sadece kesişimin gerçekleştiği anda biz bir sat koymuş olacağız ve stopu kaldıracağız. Biraz. Şimdi biz cross uygularsak bizi piyasada neler bekliyor buna bir bakalım. Gün içerisinde gelecek sinyallerde hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Sorunsuz bir şekilde sat işlemini yaparız. Fakat sistemlerimizin içerisine biz bildiğiniz gibi saat sınırlaması da koyuyoruz ki sabah ve açılış barlarındaki fake hareketlere yakalanmayalım. Şimdi buradaki gelen sinyalin akşam 18'de geldiğini düşünebiliriz arkadaşlar. E bizim sistemlerimiz 09.40 ve 17.55 arasında çalışıyor. Burası 18 barı 18.05. 9.05'te de gelebilir. Sabah açılışta da 9.30 barı var ve 9.35 barı var arkadaşlar. Yani buradaki 4 tane barda sat sinyali gelirse sistemdeki saat sınırlandırılmasından dolayı bir sat işlemini yapamayız. Çünkü cross işlemi sadece anında yapılacak bir işlemdir. Saat sınırına takıldığı için satımızı yapamayacağız. Sat işlemini ancak şu durumlarda yapabiliriz. Şimdi burada eğer şanslıysak piyasa yatay gider şu şekilde yukarıya gider. Mos tekrar burada al verir. Tekrar aşağıya iner. Şurada satım yapabiliriz arkadaşlar. Bu iyi senaryo. Fakat bunun kötü senaryosu da var. Burada 18 barında sat geldikten sonra ertesi gün piyasa düşüş yapmaya devam edebilir. Formülümüzde ters kesişim verdik. Most'un ters kesişebilmesi için öncelikle yukarı yönde bir kesişim vermesi gerekiyor ki sonrasında satabilelim. Diyelim ki piyasa düşmeye devam ediyor. Buradan artık bir dönüş ya da yataya girdi diyelim. Most tekrar burada alım verecek. Tekrar aşağıya inerse ancak burada satabiliriz. Burası da kötü senaryo arkadaşlar. Buraya yazalım. Kötü dedik, iyi dedik. Bir de daha iyi bir senaryomuz var. Diyelim ki burada yine 18'de sat sinyali geldi. Cross yaptı. Sistem doğal olarak satamadı. Ertesi gün piyasa yukarı yönlü gitmeye devam edebilir. Gepli açılış gelebilir. E, bu bizim avantajımız olacaktır arkadaşlar. Burası da daha iyi senaryomuz daha sonra dönüşte burada gelip satabilir. Yani buradaki gereksiz sat sinyalinden de kurtulmuş oluruz. Burada gün sonunda ve gün başlarında yaşanabilecek 3 tane senaryoyu işledik. Tabi gün içerisinde de bizi bekleyen bir tehlike var. Bu tehlike cross'la ya da büyüktür küçüktürle bir alakası yok. Hareketli stopu kaldırdığımız zaman otomatik olarak bu riski göze almış oluyoruz. Diyelim ki alımdayız arkadaşlar. Fiyatlar bu şekilde gidiyor. Fakat öyle bir haber geldi ki çok sert bir düşüş yaşandı. E sistemimizin içerisinde biz zaten kapanış olarak çalışıyoruz ve büyük sert hacimli bir bar geldiğini düşünelim. Şu şekilde büyük bir bar gelebilir değil mi gün içerisinde? Herkes satış yaparsa bizim böyle bir durumla karşılaşma ihtimalimiz var. Barın açılışı burası olur, kapanış burası olur. Normalde hareketli stop kullanıyor olsanız stop buralarda bir yerde devreye girer. Az bir zararla çıkarız. Ama stopumuzu kaldırıp kapanış olarak çalıştığımız için böyle bir senaryoda biz ancak buralarda satış yapabiliriz. Tabi daha büyük bir bar da gelebilir arkadaşlar. Bu bar 5 dakika içerisinde buraya da inebilir. Biz sistemlerimizde 5 dakika çalıştığımız için şu an bu senaryoyu ele alıyorum. 1 dakikalıkta da büyük barlar gelebiliyor ama tabi 5 dakikalıkta daha büyük bir barla karşı karşıya kalabiliriz. E bar boyu büyüdükçe zararımız artıyor. Kapanışı bekliyor. Sistem satamıyor. E VOP'ta bir de kaldıraç var. Doğal olarak buradaki zararımız kat kat artacaktır. Hareketli stopu kaldırdığımız zaman her zaman şu senaryoyla karşılaşma riskimiz var arkadaşlar. Şimdi bunları Bunları e geçelim ve uygulamalı olarak görelim. Şuradan sistem tester'a gidelim. İlk olarak burada basit bir sistemimiz var. Stokastik ve RSI'ye göre alım sinyali üretiyor. Satımız yok. Açığa sat kapalı. Sadece %3.5'luk stopla takip ediyoruz. Şimdi tamam deyip sistemi bir çalıştıralım hareketli stop kullandığımız zaman böyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Şimdi sistemimize tekrar gidelim ve hareketli stopumuzu kapatalım. Daha sonra sat bölümüne gelip Boston Cross formülünü yazalım arkadaşlar. Evet şimdi buradaki trende ele aldığımızda zaten trend de bizi çok iyi noktada sattırdığını gördük. Ama ne demiştik arkadaşlar yataylarda da gereksiz birçok işlem yapacaktır. Şimdi bizi bekleyen tehlike neydi arkadaşlar? Saat sınırlandırması. Şöyle indikatör builder'a geldim. Bir tane test isminde indikatörümüz var. Burada normal sistemler içerisindeki saat sınırımızı verdik. 9.40 ve 17.55 arasında çalışıyor. Most'un ters kesişim yapması ve saatin sıfır olmasını istemek aslında şunu söylüyor. Most'umuz kesişim yapsın saatimiz 17.55'ten büyük olsun ve 9.40'tan küçük olsun demiş oluyoruz burada. Şöyle bir grafik üzerinde görelim. Bakın az önce anlattığımız senaryo mevcut grafikler üzerinde iki kere yaşanmış aslında. Şurada son yaşanan sinyale bir yakınlaşıp bakalım. Aynı zamanda Mostu'da grafik üzerine atmakta fayda var. Yine aynı parametrelerle 3'e 1 olarak Mostu grafik üzerine attım. Bakın saat 18'de bir kesişim geliyor. Sistemin içerisine biz formülü saat sınırını koymadığımız için Doğal olarak burada sat sinyalini görüyoruz. Biz burada aslında şu an iyi senaryoyu yaşıyoruz. Şansımıza piyasa burada iyi gidiyor. Aslında şuradaki senaryoyu yaşıyoruz. Piyasa yatay gitmiş. Burada çok fazla bir zarar etmemişiz. Tekrar yukarı kesişim yapması gerekiyor ki ters kesişimde bize sat versin. Doğal olarak ilk kesişim burası olmasından kaynaklı satı burada yaşıyoruz. Fiyatlar burada yatay gitmeyip düşüşe devam da edebilirdi arkadaşlar. Yani şöyle bir senaryo bizi bekliyor olabilirdi. E doğal olarak most burada kesişim yapamayacak. Çünkü küçük devam edecekti e Ne zaman olurdu ancak yukarıya çıkardı tekrar aşağıya inmesi gerekiyordu. Böyle bir kötü senaryoyla da karşılaşma ihtimalimiz var. O yüzden hareketli stopu kaldırıp kaldırmamak sizin tercihinize kalmış bir durum. Özellikle stopu kaldırıyorsanız e, kesişim kullanmamanız gerekiyor. Tabi kesişim de kullanılabilir ama biraz daha ileri seviye bir kodlama bilgisi istiyor. Örneğin V3.0 eğitimindeki arkadaşlar e, bir radar mantığı kurarak önceki ve sonraki kesişimleri kontrol ettirip sisteme ona göre yine cross yaptırabilirler. İleri seviye bir kodlama bilginiz yoksa o halde cross kullanmayın, küçüktürle gidin arkadaşlar. Tabii bunun da yine artıları ve eksileri var. Almamız gereken bazı aksiyonlar var. Örneğin şuralarda bazı sinyaller dikkatinizi çekmiştir. Aynı barda al ve sat yapıyor. Bakın burada da mos küçükken alıma giriyor. E büyüktür küçüktür yaptığımız zaman biz aynı barda tekrar alım ve satım yapabiliriz. O zaman bunun önüne de formülle geçip bir engel koymamız gerekiyor. İlk olarak sat şartımızı şöyle küçüktür olarak yapıp aradaki farklarımıza bir bakalım. Tabi burada küçüktür değil büyüktür yapmam gerekiyor. Çünkü ters gidiyor arkadaşlar. Şimdi bir tamam diyelim. Bakın burada şimdi küçüktür yaptığımız zaman sinyaller birbirine çok daha fazla karışmış oldu. Çünkü alım koşulunu kontrol etmedik. Sistemler bir bütündür. E, satı ve alı bizim aynı anda kullanmamız gerekiyor. Sattığı yerde tekrar alım yapmaması için engelimize geldik. Alım bölümündeyiz. Burada da o halde mostun küçük olmasını istersek tamam dediğimizde zaten sinyaller bakın düzelecektir. Özetlemek gerekiyor gerekirse bu konu göreceli bir konudur. Tarzınıza göre değişiklik gösterecektir. Stop kullansanız da kullanmasanız da size avantajları ve dezavantajları vardır. Bana göre bir sistemin içerisinde hele bir de kaldıraçlı piyasalarda işlem yapıyorsak kesinlikle hareketli stop olması gerekiyor. Ama spot piyasada biraz daha esnek davranabilirsiniz. Ben zaten spot piyasada robot çalıştırmıyorum. Hareketli stop kullandığımız zaman da bize avantajları ve dezavantajları oluyor. Avantajı zaten az önceki örnekte anlatmıştım. Peki dezavantajı nedir? Örneğin şöyle bir bar geldiği zaman bizim sistemimiz normalde burada satmaz ama bu barın fitiline de yakalanma ihtimalimiz artıyor. E bu duruma da yapacak bir şeyimiz yok. Zaten işlem yaptığımız grafiklerde çok fazla fitilli grafikleri tercih etmiyoruz. Tahtası derin ve manipülatif hareketlerin çok fazla yaşanmadığı tahtalarda işlem yapıyoruz. E büyük tahtalarda işlem yaptığımız için Fitilli barlara da çok fazla yakalanma ihtimalimiz olmuyor arkadaşlar. Ama hiçbir şey mükemmel çalışmıyor. Örneğin Garanti Bankası, Türk Hava Yolları gibi büyük tahtalarda dahi biz böyle fitilli barlara denk gelip gereksiz satışlar yapabiliyoruz. E, bu durumun da önüne hiçbir şekilde geçemeyeceğiz. Sonuçta çok fazla yaşanan bir durum değil. E, ben teraziye koyduğum zaman şu iki senaryoyu... Burası benim için daha ağır basıyor ve sistemlere doğal olarak hareketli stopu ekliyorum. Sisteminizde hareketli stop kullanmak istemiyorsanız o halde indikatörleri kullanabilirsiniz. Cross da kullansanız, büyük küçük de kullansanız sizi bekleyen bazı tehlikeler, avantajlar, dezavantajlar var. Hiçbir şey mükemmel çalışmıyor. Önemli olan burada yaptığınız işi bir bilinçle yapıp kendi tarzımıza göre karar verebilmektir. Görüşmek üzere.